Şimdi konuşmaya başlamadan önce haberlerimizi verelim. Çünkü önemli ziyaretler vardı, önemli açıklamalar geldi. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli bayramın ilk gününde dün Ankara'daydı. Her bayramda olduğu gibi MHP'nin kurucu genel başkanı Alparslan Türkeş'in kabrini ziyaret etti. Ziyaretin ardından da açıklamalarda bulundu Devlet Bahçeli ve İyi Parti Meral Akşener'e bir çağrıda bulundu. Birlik çağrısıydı bu ve ayrışma kararından vazgeçmelidir ifadelerini kullandı. Bu açıklamaya bakalım, ardından buradayız. Önüne gelen aday olmaya çalışıyor. Bu adaylar onların en tabii hakkıdır. Fakat çoklu adaylar çoklu bölünmelere de vesile olabiliyor. Kurucu Genel Başkanı'nın kabri başında verdiği siyasi mesajını İyi Parti'deki kurultay sürecine değindi. Akşener partinin başında kalmalı dedi. Sayın Meral Akşener hanımefendinin ayrışma kararından vazgeçerek partinin başında devamında onunla beraber aday olmaya düşünen, partiye güç verme kararını alan proje sahipli arkadaşların da etrafında kenetlenerek Türkiye'nin meselelerini anayasa değişikliğinden tutun her türlü konu üzerinde çaba gösteren bir parti konumuna gelmesini düşünmekteyim. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli her bayram olduğu gibi bayram namazının ardından partisinin kurucu genel başkanı Alparslan Türkeş'in mezarını ziyaret etti. Bahçeli Türkeş'in kabri başında dua okudu. Karanfil bırakıp mezara su döktü. Gazetecilerin bayramını kutlayan MHP lideri Türkiye'nin birliğe ihtiyacı var dedi. İyi Parti'deki kongre sürecini hatırlattı. Türkiye'nin istikrarı için siyasi partilerde de istikrara ihtiyaç olduğunu söyledi. Geçmişte ilişkilerimiz olan bu siyasi partinin böyle bir oyuna, böyle bir tahrike düşmeden kararını vermek suretiyle 27 Mayıs'ta, Nisan'da Türk siyasi hayatındaki faaliyetlerini gözden geçiren bir olağan kongreyle genel başkan seçeceği yerde istişarelerle partilerini güçlendirebilecek bir yola girmelerini tavsiye ediyorum. Biliyorsunuz yerel seçim süreci boyunca sıcak siyasi tartışmalar yaşandı. O tartışmalara bayram arası verildi. Partiler geleneksel bayramlaşma ziyaretlerinde buluştular. Gündem Gazze'de yaşanan insanlık dramı, yerel seçim ve anayasa değişikliğiydi. Hoş geldiniz tekrar. Hoş bulduk. Yerel seçimde meydanlarda karşı karşıya geldiler. Seçim bitti. Ellerinde çiçeklerle birbirlerinin kapısını çaldılar. Çaylar ikram edildi, sohbeti tatlıyla böldüler. Siyasi partiler arasında geleneksel bayramlaşma ziyaretleri gerçekleştirildi. AK Parti Genel Merkezi'nde tebrikleri Genel Başkan Yardımcısı Belgin Uygur kabul etti. Bayramı bombalar altında yaşayan o topraklar unutulmadı. Gazze öncelikli gündem başlığıydı. Barış dilekleri yinelendi. Buradaki net duruşumuzu, bu zulmün bir an önce, bu katliamın, bu soykırımın bir an önce durması gerektiğini ve uluslararası hukukun kurallarının işletilmesi gerektiğini en net şekilde ifade ettik. Bu savaş suçunun artık sadece Türkiye değil, dünyadaki bütün ülkeler tarafından bu mazlum insanların öldürülmesini, engellenmesini temenni ediyoruz. Bununla ilgili de atılacak tüm adımların ivede atılması konusunda hem takip ediyoruz hem de destek veriyoruz her konuda. Hükümetimizin ve Sayın Cumhurbaşkanımızın gayretlerinin attığı ve bundan sonra da atacağı adımların sonuna kadar arkasında olduğumuzun bilinmesini istiyoruz. Yeni anayasada sohbetlerin öncelikli başlıklarındandı. Bayram sonrasına işaret edildi. Yeni, sivil ve adil bir anayasa gerekiyor. Toplumun her kesiminin, her katmanının kendini bulduğu bir anayasa. Meclisin belki ilk yapması gereken iş budur. Dikkat çekici bir başka ziyarette yeniden Refah Partisi cephesinden geldi. Seçimde uzlaşamayan parti temsilcilerinin görüşmesinde iyi niyet temennileri yapıldı. Belediye seçimlerinden dolayı da nezaket içerisinde geçti. Tabii ki herkes kendi partisi dışındakilere rakip olabilir ama bundan sonraki süreçte artık hizmet zamanı. MHP Genel Merkezi'nde ise ev sahipliğini Genel Başkan Yardımcısı Mevlüt Karakaya başkanlığındaki heyet yaptı. DEM Parti'nin yanı sıra İYİ Parti'de listelerinde yoktu. Sadece 4 partiyle bayramlaştılar. Önce DSP, ardından AK Parti, Yeniden Refah Partisi ve son olarak da CHP heyetlerini ağırladılar.
Sohbetlerde yerel seçim başlığı öne çıktı. Seçmenin mesajı üzerinde duruldu. Bir uyarı oldu. O uyarılar anlaşıldı mı? Evet, anlaşıldı. Detaylara girildiğinde, il genel meclis üyeliklerine bakıldığında Cumhur İttifakı'nın öyle bir oy çok dendiği şekilde bir oy kaybı da söz konusu değil. Cumhur İttifakı'ndan öyle CHP'ye ya da karşı tarafa kitlesel anlamda bir oy hareketinin olmadığını da söylemek mümkün diye söylüyorum. En fazla partiyle bayramlaşan CHP oldu. 15 parti heyeti ağırlandı. Şimdi aramıza katılan diğer konuğumuzu da takdim etmek istiyorum. TESAM Başkanı Doktor İlyas Bozkurt bizlerle birlikte. Sayın Bozkurt merhabalar, hoş geldiniz. İyi bayramlar. Merhaba, teşekkür ediyorum. Size de iyi bayramlar diliyorum. Çok teşekkür ederim. Şimdi öncesinde haber paylaştık, iki haber paylaştık sizi ağırlamadan önce. MHP Genel Başkanı'nın açıklamaları, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'e yapmış olduğu çağrıyı elbette soracağım. Ama öncesinde sizden çok kısa bir yerel seçime dair değerlendirme rica etmek istiyorum. Bir de yerel seçimin ardından siyasette gelişen bir ılımlı üslup var, ılımlı bir dil var. Bunu nasıl değerlendiriyorsunuz? Önümüzdeki dönemde özellikle bu bayramdan sonra gelişecek olan siyaset sahnesindeki gelişmelerde nasıl bir yol izlenecektir? Siyasi partiler ne gibi mesajlar verecektir? Bu dil böyle devam edecek midir? Ne dersiniz? Teşekkür ediyorum. Şimdi öncelikle şunu bilmek lazım ki seçim öncesi seçimin vermiş olduğu rekabet havasından dolayı dil ve üslup sık sık sertleşir. Bazen istemediğiniz şeyler ağzınızdan çıkar ve bu üslup seçim yaklaştıkça da daha da dozu artarak devam eder. Bu yüzden genelde seçimlerden hemen sonra basıncı düşürmeye dayalı, biraz da tabanı, yani o yukarıdaki tartışmaların taban üzerindeki etkisini hafifletmeye dayalı bu tip yumuşak söz söyleme dönemine girilir. Ve evet, bir de seçimden sonra böyle bir bayram denk gelince ikisi bir araya geldi. Şu anda siyasi partilerin bu birbirlerine olan ılımlı söylemlerini ben seçim sonrası hem basıncı düşürme, halk üzerindeki etkiyi düşürme hem de bayram münasebetiyle bir yakınlaşma vesilesi olarak görüyorum. Ama bunun bu şekilde devam etmeyeceğini yıllardır takip ettiğimiz, evet, siyasi tecrübemiz ve bilgimiz gösteriyor. Öte taraftan yerel seçimlere gelince Batı demokrasilerine dikkat ederseniz uzun süreli bir koltukta oturma konusunda bazı tedbir almış ülkeler vardır. Örneğin Amerika Birleşik Devletleri ve Fransa gibi. Şimdi bir koltukta, iktidar koltuğunda, bu belediyeler olur veya iktidar olur, uzun süre oturulduğu zaman ister istemez bir mental yorgunluk olur. Cumhur İttifakı'nın belediyelerinde de uzun süredir belediye başkanlığı yapan, çok uzun süredir belediyelerde iktidar koltuğunu paylaşan bir kısım belediyelerin mental yorgunluğuna girdiğini, artık halkın ihtiyaçlarına cevap veremediğini ya da veriyorsa bile bunu tam anlatamadığını, yaptığı işleri tam anlatamadığını düşünüyorum. Bu aslında halkın bir uyarısıdır. Belediyelerde seçimleri kaybedenlerin bundan bir ders çıkartıp halkı unutmamaları gerektiğini, halkın arasına inmeleri gerektiğini, halka hizmet için orada olduklarını, geldik gerektiğini hatırlamaları için bir vesiledir. Böyle olursa dengeler tekrardan kendini kuracaktır zamanla. Yoksa halk kendisini ciddiye alan insanlara oy vermeye devam edecektir. Bu, yani halkın iradesini kesinlikle küçümsememek gerekiyor. Peki. Bizim halkımız oy kullanırken çok bilinçli oy kullanıyor. Biraz algılaması zaman alıyor, tepki vermesi zaman alıyor ama zamanın geldiğinde de en doğru bir şekilde tepki vermeyi bizim seçmenimiz biliyor. O anlamda da takdir etmek lazım. Peki. Şimdi Sayın Bahçeli'nin açıklamalarına geçelim. İYİ Parti'de bir süreç yaşanacak. 27 Nisan'da olağanüstü kurultay var. Sayın Meral Akşener aday olmayacağını açıkladı. Bunun ardından da adaylar bir bir ortaya çıkmaya başladı ama MHP lideri Devlet Bahçeli Meral Akşener'e bir çağrıda bulunarak onunla beraber aday olmak isteyen insanların etrafında kenetlenerek, Türkiye'nin etrafında kenetlenmesi gerektiğini düşünmekteyim. Ve istişareyle partilerini güçlendirmelerini öneriyorum dedi. Böyle bir çağrıda bulundu. Acaba Meral Akşener bu çağrıya bir karşılık verir mi? Çünkü daha önce geçmişe baktığımızda Meral Akşener'in geri adım attığını görmüştük.
Bu sefer böyle bir şeye ihtimal veriyor musunuz, yoksa Meral Akşener'in siyasette misyonu bitmiş midir, ne dersiniz? Şimdi önce şunu, geçmiş şöyle bir tarayıcılık olursak, İYİ Parti'nin kurulduğu günden beri Milliyetçi Hareket Partisi'nin İYİ Parti'ye karşı tavrı, Sayın Devlet Bahçeli'nin Meral Akşener'e ve İYİ Parti'ye karşı tavrı malum. Evet. Çünkü İYİ Parti, Milliyetçi Hareket Partisi'nin içerisinden ayrılıp bağımsız bir parti haline gelen bir grup. Dolayısıyla bu iki oluşum arasında gerçekten çok sert bir muhalefet var. Tabandan tavana kadar bu muhalefet var. Şimdi bu bağlamda Devlet Bey'in bugün kalkıp Meral Hanım'a koltuğunu bırakma demesi ilk bakışta biraz manidar gibi geliyor. Aslında İYİ Parti'nin şu anda yaşamış olduğu kaos, normalde Devlet Bahçeli başta olmak üzere Milliyetçi Hareket Partisi'nin işine gelmesi gerekiyor. Bence Devlet Bey burada nezaket gösteriyor. Hani bir lidere yakışır olgunlukta söylenmesi gereken şeyi söylüyor. Ama sonuçta İYİ Parti ayrı bir parti, Milliyetçi Hareket Partisi iyi bir parti. Bunlar rakipler, hem de farklı kulvarlarda yarışan rakipler. Yani bir tanesi Cumhur İttifakı içerisinde, diğeri daha muhalif kanat içerisinde görev yapıyor. Ben bunu nezaket çerçevesinde söylenmiş bir söz olarak yorumlamak istiyorum. Aksi takdirde şöyle bir şey ortaya çıkabilir. Meral Hanım'ın yerel seçimlerden önce seçime bağımsız gireceğini ilan ettiği andan itibaren şöyle dedikodular gezmeye başladı. Meral Hanım'ın Tayyip Bey'le, Tayyip Erdoğan, Sayın Cumhurbaşkanımız Tayyip Erdoğan'la ve Devlet Bahçeli'yle anlaştığı, yerel seçimlere bağımsız olarak girerek aslında dolaylı olarak Cumhur İttifakı'na destek verdiği, yerel seçimlerden sonra da Cumhur İttifakı'na katılacağına dair dedikodular dolaştı. Bunlarla ilgili elimizde bir bilgi ve belge yok. Bunun doğruluğunu ya da yanlışlığını biz ispat edemeyiz. Dolayısıyla Devlet Bey'in bu açıklamasını nezaket kuralları içerisinde açıklamazsak, bunu diğer şekilde şöyle açıklayabiliriz. Önümüzdeki günlerde eğer Meral Akşener İYİ Parti'nin başından ayrılmayacaksa, ileride Cumhur İttifakı'na katılacak bir İYİ Parti mi acaba diye bu soruyu da sorabiliriz. Peki. Onun için ben şunu da eklemek istiyorum. Tabii. Meral Akşener başkan adayı olmayacağını açıkladı. Fakat siyasette biz bunu çok gördük. Bu tip vakalar tarihte vardır. Bunlar önce çıkar başkanlığa aday değilim diye söyler, ama ilerleyen dönemde tabanın baskısı, bu tabanın talebi, seçmenin talebi, parti teşkilatlarının talebi gibi şeyler söylenerek tekrardan genel başkanlığa aday olunabilir. Bu siyaset içerisinde olan bir ihtimaldir. O yüzden bence son dakikaya kadar net bir şey söylememek lazım. Seyir bakıp görmemiz lazım. Peki. Şimdi Ankara Haber Müdürümüze dönmek istiyorum, Hasan Uylaş. Ankara'da nasıl bir izlenime sahipsin? Ayrıca çok adaylı bir kongre süreci görürsek eğer, nasıl bir süreç işler İYİ Parti'de? Farklı aday profilleri var elbette. Konuşulan bir takım formüller de var, gündeme yansıyor. Kim favori ya da kim kim tarafından destekleniyor gibi hususların konuşulduğu bu süreç nasıl işler? Sinem, öncelikle MHP Genel Başkanı Sayın Devlet Bahçeli'nin açıklamasını geniş bir perspektifte görmek gerekiyor. Zira İYİ Parti'ye yönelik ilk kez bir çağrıda bulunmuyor Sayın Bahçeli. Daha önce Milliyetçi Hareket Partisi'nin 50. kuruluş yıl dönümünde İYİ Parti teşkilatlarına, milletvekillerine ve Sayın Genel Başkan'a seslenmiş ve tekrar baba ocağına dönün çağrısında bulunmuştu. Ki bu çağrıyı MHP'nin kuruluşunun 50. yılında aynı yıl içerisinde 3 kez tekrarlamıştı. Sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla da tekrarlamıştı. Ancak bu kez çağrısı çok farklı. Türkiye meseleleri vurgusu yapıyor MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli son çağrısında. Bu anlamda güçlü bir İYİ Parti'ye ihtiyaç olduğuna dikkat çekiyor. Tabii biz özellikle artık seçimler bitti. Siyaseten belki önümüzdeki günlerde daha sakin bir siyasi tablo önümüze çıkacak. Ancak diğer taraftan Türkiye'nin önünde çok önemli meseleler var. Bunların en başında İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları güneyimizde devam ediyor. Diğer taraftan Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik saldırısı 2 yıl aşkın süredir devam ediyor. Diğer taraftan Irak'ın kuzeye yönelik Türkiye'nin bir operasyon hazırlığı var. Bu anlamda Sayın Bahçeli nezaketen bu çağrıyı yaparken
aynı zamanda Türkiye meseleleri noktasında İYİ Parti'nin Türk siyasetine vereceği katkıya da dikkat çekiyor. Neden dikkat çekiyor? Hatırlarsanız özellikle tezkereler Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde görüşülürken özellikle Cumhuriyet Halk Partisi DEM Parti ile aynı safta yer almıştı. Ancak özellikle 12 şehit verdiğimiz saldırı sonrası yine mecliste ortak bir bildiri yayınlanması noktasında karar alınmıştı. İYİ Parti, Milliyetçi Hareket Partisi ve AK Parti ile birlikte bu bildiriye destek vermişti. Yani konu Türkiye meselesi olduğunda İYİ Parti duracağı nokta devletin yanı, milletin yanı oluyor. Bu anlamda MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli de bunu bildiği için nezaketen Sayın Akşener'e bu çağrıyı yapmış durumda. Tabii özellikle siyaseten üçüncü yol arayışlarına baktığımızda son dönemde aslında bu üçüncü yol arayışları siyaseten pek de başarılı olmuş gözükmüyor. Özellikle Memleket Partisi Sayın Muharrem İnce tarafından Cumhuriyet Halk Partisi ile yaşanan kriz sonrası kurulmuştu. Bugün gelinen noktada son yerel seçimde çok da başarılı bir sonuç elde edemedi ki İYİ Parti'den ayrılıp Zafer Partisi'ni kuran Zafer Partisi de kurulmuştu. Yine Zafer Partisi'nin oy oranına baktığımızda yine oldukça düşük bir seviyede kalmıştı. Yani siyaseten üçüncü yol arayışları evet. Aslında son seçimlerle birlikte bir anlamda başarısızlığa uğradı. Bahçeli de bu çağrıyı yaparken İYİ Parti'deki başkanlık yarışına bir anlamda dikkat çekiyor. Akşener'in bırakması sonrası aşağı yukarı 4 aday şu anda resmi olarak adaylığını açıkladı. Bu sayının artması da gündemde. Evet. Bu anlamda aday sayısının fazlalığı bir anlamda siyaseten İYİ Parti'yi belki de bir tabela partisine dönüştürecektir ki milliyetçi kesiminde İYİ Parti'nin tabela partisine dönmesiyle birlikte büyük bir yer alacaktır. Bahçeli bunu gördüğü için de bu çağrıyı yapıyor. Tabii İYİ Parti cephesinden sürece baktığımızda şu ana kadar Koray Aydın ki daha önce teşkilat başkanlığı yapmış bir isimdi. Adaylığını açıkladı. Yine bununla birlikte Musavat Dervişoğlu partinin önemli isimlerinden bir tanesi de halen grup başkan vekilliği görevini yürütüyor. Evet. Her iki isim de adaylığını açıkladı ancak Sayın Akşener Musavat Dervişoğlu'nu destekliyor. Tabii özellikle Bahçeli'nin açıklaması sonrası her ne kadar genel merkezden resmi bir açıklama gelmese de kısa bir süre önce Koray Aydın yazılı bir açıklama yaptı ve parti içerisinde kurultayın ileri bir tarihe ertelenmesi noktasında milletvekillerinin çağrısı olduğu noktasında bir beyanı var. Ancak şu ana kadar hem genel merkez düzeyinde, genel başkan düzeyinde ne de kurmaylar düzeyinde bize gelmiş böyle bir bilgi yok. Tabii Koray Aydın önemli bir isim dedik ancak Koray Aydın'ın dikkat çeken bir ifadesi var. Koray Aydın adaylığını açıkladıktan sonra ittifaktan ayrılmanın hatalı olduğu noktasında bir mesajı vardı. Yani eğer Koray Aydın 27 Nisan'da yapılacak kurultayda genel başkan seçilmesi durumunda yeni bir ittifak sürecinin CHP ile başlayacağını biliyoruz. Akşener'in en büyük hedefi hür ve müstakil olarak seçimlere, yerel seçimlere girmek ve 2028 yılında yapılacak Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde evet. Partisinin bir anlamda yol haritasını belirlemek üzere bu anlamda ittifaktan ayrılmış Cumhuriyet Halk Partisi'nden. Ancak evet. Adayların profiline baktığımızda Koray Aydın CHP ile ittifak yapacak bir profil sergiliyor ancak buna karşında Musavat Dervişoğlu'nu da zaten yakından takip ediyoruz. Özellikle meclis çalışmalarından çok iyi biliyoruz. Memleket meseleleri dediğimiz o Bahçeli'nin işaret ettiği meselelerde bir anlamda devletin yanında bir tavır sergileyecek isimlerden bir tanesi. Tabii sadece terörle mücadele noktasında değil. Aynı zamanda belki de yeni dönemle birlikte en çok konuşacağımız konu yeni anayasa konusu olacak. Bu anlamda işte tüm bu memleket meselelerinde Bahçeli İYİ Parti'ye de ihtiyaç olduğunu bildiği için bu evet. Anlamda nezaketen, siyaseten bu çağrıyı yaptı. Peki şimdi Hasan Uylaş adaylardan bahsetmişken az önce adaylarla ilgili şunu da sormak isterim Sayın Bozkurt. İYİ Parti Akşener'le baktığımız zaman hedeflenen yere gelemedi. Hatta geriledi de diyebiliriz. Peki Akşener ayrılırsa yerini alacak yeni liderle bir geleceği olabilir mi İYİ Parti'nin? Mesela mevcut adaylar içinde İYİ Parti'nin hedeflediği milliyetçi merkez ve laik işte kentli milliyetçi seçmen tabanına hitap eden aday profili var mı? Ve İYİ Parti'de diyelim ki yönetim değişti. Yönetim değişirse sonrasında ne olur? Burada genel başkan olacak isim önemli mi? Yoksa İYİ Parti'deki çözülme sürer mi? Ne dersiniz? Şimdi liderlik bambaşka bir şey. Evet. Hani herkes genel başkan olabilir ama lider olmak çok farklı bir şey.
Meral Hanım bu alanda bir boşluğu doldurmuştu. Başlangıcı itibariyle doğru işler yaptı ve İyi Parti bir yere kadar da çekti. Buna tabii konjonktürün de faydası, yararları oldu. Türkiye'nin içinden geçmiş olduğu sürecin de faydası oldu. Fakat Meral Hanım bir noktada kendini doğru konumlandıramadı. Altılı Masa felaketinden sonra zaten bir daha dikiş tutmadı. Özellikle de yerel seçimlerde bağımsız girmesiyle birlikte partiyi bir tabiri caizse büyük bir kumar, parti üzerinde büyük bir kumar oynadı. Şimdi konumunuzu belli olacak. Yani ya Cumhur İttifakı ile hareket edeceksiniz, o zaman ona göre daha net tavır edeceksiniz. Ya da muhalefetteyseniz, muhalefetle beraber hareket edeceksiniz. Yani üçüncü yol çok büyük bir riskli. Üçüncü yolu açabilecek gücün olduğunu gösteren hiçbir veri yoktu. İstatistik veri yoktu elimizde. Meral Hanım neye güvenerek böyle bir maceraya atıldı bilmiyorum. Şimdi Meral Hanım'la devam eder mi? Biraz evvel söyledim. Devam edebilir. Son dakikada Meral Hanım tekrardan aday olabilir. Ama şu detayı vermek istiyorum. Parti de teşkilatlar üzerinde Koray Aydın çok etkilidir. Uzun dönem, partinin kurulduğu günlerden itibaren çok uzun dönem teşkilat başkanlığı yapmıştır. Dolayısıyla delegeler üzerinde Meral Akşener'den sonra, belki Meral Akşener'den bazı yer yer ondan daha etkili, Koray Aydın'ın etkili olduğunu düşünüyorum. Bu yüzden eğer Meral Hanım adayı olmayacaksa en güçlü adaylardan bir tanesinin Koray Aydın olduğunu düşünüyorum. Fakat mevcut adaylar içerisinde liderlik vizyonu taşıyan bir aday olduğunu ben düşünmüyorum. Şu ana kadarki aday, yani gelen başkan adayları içerisinde İyi Parti'yi bulunduğu yerden tekrar yukarılara taşıyacak bir genel başkan adayı benim nazarımda yok. O yüzden de ben eğer Meral Akşener çekilirse, yerine şu andaki adaylardan herhangi birisi gelirse partideki erimenin en azından duraklama döneminin devam edeceğini düşünüyorum. Peki Sayın Bozkurt, İyi Parti yeni bir genel başkan seçerse eğer bugüne kadar izlediği politikaları ne yönde mercek altına alır? Şimdi bir kere İyi Parti politikalarını izlerken biraz evvel yine söyledim, kendisini bir yere konumlandırması lazım. Mesela evet. Türkiye'de açık olan bir yer merkez sağıydı. Meral Hanım'la ben görüştüğümde de o zaman biz ona öyle bir tavsiyede bulunmuştuk. Yani merkez sağda kendinizi konumlandırmanız gerekiyor. Zaten şehirli milliyetçi dediğimiz, yani bizim liberal milliyetçi akım şu anda dünyada yükselen bir akımdır. Bunlar da zaten merkez sağ eğilimli insanlardır. Yani siz yine milliyetçi söylemleri kullanarak merkez sağda kendinizi tanımlayabilirdiniz. Fakat Meral Hanım'la beraber İyi Parti şöyle bir ikileme girdi. Bir tarafta partinin içerisindeki, teşkilat içerisindeki insanların yarısı MHP kökenli. Onlar ikinci bir Milliyetçi Hareket Partisi hayal ediyorlar. Partinin geri kalanı da merkez sağ kökenli. Yani eski Doğru Yol Partisi ve Anavatan Partisi kökenli. Onlar da partiyi, İyi Parti'yi eski Anavatan Partisi'ne ya da eski Doğru Yol Partisi'ne dönüştürmeye çalışıyorlar. Halbuki Türkiye'de halk 20 yılda çok değişti ve Türkiye'nin merkezi daha muhafazakar bir noktaya kaydı. Yani siz 20 yıl önceki Doğru Yol Partisi merkezine kaydığınızda halkta bir karşılık bulamazsınız. Yani bugünkü toplumun merkezini bulup bugünkü toplumun merkezinin sağına oturmanız lazım. Bu ince ayarlar maalesef yapamadılar. Bir de altılı masa rezaleti çok ilginç. Yani beş benzemez insanların bir araya gelerek oluşturduğu bir masa ki zaten sonuçlarını gördük. Evet. Şimdi burada da Meral Hanım baştan doğru masaya otururken doğru hesap yapmalı. Önce Cumhurbaşkanlığına aday kim seçilecekse önce aday belirlenmeli. Sonra adayın üzerine adayın da bulunduğu bir masada program organize edilmeli. Yani bunu her siyasetçinin bilmesi gereken bir mantık yoludur bu. Yani düğmeyi baştan bir kere yanlış ilikledi ve ondan sonra bir daha hiçbir şey eskisi gibi olmadı maalesef. Peki. Şimdi Hasan Uylaş, bu meseleye dair eklemek istediğim bir husus varsa alayım, ardından İsrail'e geçeceğim çünkü. Sinem, aslında İlyas Hocam dikkat çeken bir ifade kullandı. Düğmeyi yanlış baştan yanlış ilikledi. Önemli bir ifade. Evet. Hatırlarsanız özellikle ittifaktan CHP ile İYİ Parti arasında ittifak sona erdikten sonra İYİ Parti Genel Başkanı Sayın Akşener'in dikkat çeken bir ifadesi var. Siyaseten yaptığım en büyük hata Cumhuriyet Halk Partisi'nden 15 milletvekili almaktır ifadesini kullandı. Tabii özellikle kurultay sürecinde ve CHP'li ittifak sürecinde
istifalar yaşanmıştı. Cumhuriyet Halk Partisi ile ittifak olmayacağı gerekçesiyle teşkilat başkanlıklarında milletvekiller arasında istifalar yaşanmıştı. Tabii kurultay sürecinde yeni bir erime yaşanır mı? Zaten özellikle Akşener bu erimenin yaşanmaması için inceleyip sık dokuyor. 31 Mart gecesi aslında istifa kararı almıştı. Genel başkanlığı bırakma kararı almıştı. Ancak işbirliği içerisinde, yani bir koordinasyon içerisinde partiyi kurultaya götürme kararı aldı. Tabii erime olur mu bundan sonraki süreçte şüphesiz Sayın Akşener'in bırakması belki de 3. yol arayışlarını parti içerisinde biraz daha artıracaktır ki az önce de altını çizdim. Şu ana kadar 4 isim adaylığını açıkladı ki bu sayının Oktay Vural'ın eklenmesi, Burak Avuncu'nun ismi adaylık için geçiyor. Biraz yıprandığını düşünüyor ama işte tüm bu isimlerin adaylığını açıklamasıyla birlikte belki de İyi Parti'de 5 adaylı, 6 adaylı bir yarış göreceğiz. Bir adayın kazanması durumunda İyi Parti içerisindeki küskünler artacak. Diğer taraftan da yakın zamanda İyi Parti'den istifa eden Yavuz Ali Ağroğlu'nun özellikle yeni bir parti kurmak için girişimlerde bulunduğu, çalışma başlattığını biliyoruz. Bu anlamda belki de İyi Parti'deki bu kurultay süreci yeni bir partinin kurulma sürecindeki bir partinin bu seçimlerden bir anlamda güçlenerek çıkmasına sebep olacaktır. Tabii siyaseten tüm bunların göze alınacağını düşünüyorum. Sayın Akşener tabii daha önce de adaylıktan çekilmiş ve teşkilatların baskısıyla yeniden aday olmuştu. Benzer bir senaryo yaşanır mı? Benim aldığım bilgi bu kez Akşener'in kesinlikle yeniden aday olmama noktasında bir tavır sergileyeceği yönünde, ancak aday olmaması durumunda da Musavat Dervişoğlu ki az önce de altını çizdim önemli isimlerden bir tanesi, partinin kuruluşundan itibaren Sayın Akşener'in en yakınındaki iki isimden bir tanesiydi Musavat Dervişoğlu. Bu kurultay sürecinde Sayın Akşener'in Musavat Dervişoğlu'nu destekleyeceği konuşuluyor. Peki.